Sizlere TweetSent'in tanıtımını yapacağız. Çok vaktinizi almadan hızlıca anlatalım. Öncelikle bu bir Twitter paylaşım botu. Çok kapsamlı ve çok hızlı çalışıyor. İlk öncelikle IP proxy'miz var. Android Reset. Android Reset şöyle, bilgisayarınıza bağladığınız telefonunuzdan mobil proxy olarak kapatıp açarak IP'sini değiştiriyor. Ama bu tweet sürelerini maalesef ki yavaşlatıyor. O yüzden biz Rotating Proxy öneriyoruz. IP Port, User, Pass olarak. Gönderim adetini belirleyebiliyorsunuz atacağınız tweetlerde. Örnek veriyorum, her Twitter'da hesabında 10 adet, 100 adet, 1000 adet gibi seçenekleri var. Bekleme süreniz var. Rastgele kelimelerinizi seçebiliyorsunuz. Ayrıyetten de şöyle bir özellik daha koyduk. Paylaşılan tweette, şimdi şöyle, iki tane Twitter hesap kanalımız var. Birincisi hashtagleri açık, yani popülere düşen hesapları, yeni hesaplar ya da eski hesapları belli bir alan alıyoruz burada. Twitter hesaplarında. Ayrıyetten de alıntı, beğeni, yorum içinde ayrı hesaplar koyuyoruz. Bu şöyle bir avantajı oluyor bizlere. Örnek veriyorum, artık tweet attığınız zaman keşfete çıkmayan bir hesap varsa onu alıntı, beğeni, yorum olarak buradaki hesaba aktarıyoruz ve bu şekilde yeni hesap açmak gibi giderlerden kurtulmuş oluyoruz. Proxy'mizi de aynı şekilde girdik, adetlerimizi yazdık. Yorum olarak şu şekilde söyleyebilirim. Hesapta belirli başlı seçeneklerimiz var. Öncelikle video oluşturabiliyor. Resimli paylaşım yapabiliyor. Sadece yazı paylaşabiliyor. GIF paylaşabiliyor. Ayrıca de dosyanızda bulunan videoları paylaşabiliyor. Rastgele paylaşımı seçerseniz buradakilerden rastgele yapıyor. Yani şu şekilde bir video atıyor. Diğer hesaba geçiyor, resim paylaşıyor. Diğer hesapta sadece yazı paylaşıyor. GIF ve video paylaşıyor. Filigran özelliğimiz var. Filigran dediğimiz aslında kısacası videonun üzerine konulan bir resim. Bu resmi şu şekilde görebilirsiniz. Bu resmi isterseniz markanızın adını koyabilirsiniz. Çok güzel bir NFT siteniz vardır. Ürün ölçekleriniz aynıdır mesela. Onun sağ tarafına aynı formatta, PNG formatında bir filigran ekleyebilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman da atılan her tweet ya da videoda sizin markanız yer almış olacak. Tabii ki de bu resmin içerisindeki o açık kodları da değiştirdiği için spam olarak da algılayamayabiliyor Twitter. Ve ayrıyetten de çerçeve seçebiliyorsunuz burada. Çerçeve oluşturmanın en güzel özelliği de, çerçeve oluşturulduğunda Twitter'da daha öncesinden ya da herhangi bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir gönderiyi çerçeve oluşturduğunuz zaman bunu yeni bir görsel olarak algılıyor ve spam konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. Listeyi başa dön var. Listeyi başa dön şöyle. Örnek veriyorum, Twitter hesabınız var. 100 kişi, 100 tane hesap eklediniz. 100 tane de RT Fav içinde ayrı bir hesap eklediniz. Diyelim ki burada kaç RT gelmesi gerekiyor mesela? 20 RT diyelim. Beğeni de 30 diyelim. Yorumu eklemiyorum. Listeyi başlattığımız zaman buradaki Twitter hesaplarında, yani şuradaki Twitter hesaplarındaki sıradan başlayarak tweet atacak. Ayrıca burada alıntı, beğeni, yorum, TXT dosyasındaki hesaplardan ise burada paylaşılan rotating olarak videoyu gönderip ardından beğeniyi gönderecek ve RT'yi gönderecek ve durmadan bunu bir döngü halinde yapacak. Listeyi başa dön seçeneğini seçerseniz. Seçmezseniz sadece paylaşımı yapacak. Tüm liste bittiği zaman bitirecek. Ondan sonra siz tekrardan programı açarak bu listeyi tekrar istediğiniz ayarlarda başlatabiliyorsunuz. Kelimeleri başa yaz var, sona yaz var. Bunun amacı şu şekilde. Şöyle gösterebilirim. Bir saniye. Anahtar kelimelerde biliyorsunuz ki Twitter'da aramaları çıkabiliyorsunuz. Bunu çıktığınız için de otomatik olarak bir kelime dağarcığı olması lazım. Mesela sektörel olarak 1000 tane anahtar kelimeniz mevcut. 1000 tane anahtar kelimenizi burada rastgele kelimelere ekliyorsunuz. Burada da rastgele kelime 5 dediğiniz zaman aşağı yukarı, ben örnek veriyorum, 100 tane tweet attınız.
hepsinde farklı anahtar kelimelerle çerçeve oluşturulmuş, filigran oluşturulmuş bir şekilde tweet atıyorsunuz. Bu da keşfete düşmenizi gerçekten işe yarıyor. Şimdi program aslında bu kadar. Çok fazla detaya inmiyorum. Çünkü bütün detayı biz arka planda kusursuz bir şekilde tamamladık. Bunun çok güzel bir şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi birazdan size test videosunu aktarıyorum. Test edelim. IP port USR pass olarak seçtik burada. Bu rotating proxy demiştik. Aynı şekilde gönderim adetini de şöyle 2 yapalım. Bekleme süresi eklemiyorum. Rastgele kelime 5 adet. Şimdi bu hesap ana hesaptan çıkacak olan tweetlerde retweet olarak 10 adet diyelim. Beğeni olarak da 10 adet diyelim. Şimdi resimli paylaşmasını istiyoruz. Çerçeve oluşturacak. Filigranı eklemiyorum. Kelimeleri başa yazacak. Şimdi programı çalıştıralım. İki hesap var şu an. RT ve beğeni hesaplarımızda 10 adet var. Bu şekilde bütün işlemleri bir anda yaptı. Aşağı yukarı bir 40 tane RT fav yaptı. 2 gönderim attı. 2 hesaptan 2 gönderi. İşlem hızı aşağı yukarı 1.12 saniye sürdüğünü söyleyebilirim. Ben şu an yan panelden görüyoruz. Çok hızlı, çok kaliteli bir program arkadaşlar. Gerçekten sizi her konuda mutlu edebileceğini düşünüyoruz. Ki öyle de zaten. İyi günlerde kullanın.